Bizim bir arkadaşımız var. O çok samimi bir arkadaşına açılmak istiyor. Artık ona aşık olduğunu söylemek istiyor. Ama bakalım ortam izin verecek mi? Başına neler gelecek? İzleyelim efendim. Buyurun. Ay manda eşek ya. Spa yani resmen dinozor, zürafa ya. Hayvan işte ya, hayvan ya. İnsan sevgilisini yüzerken terk eder mi bu? Hayvan çocuğu işte. Olacak şey mi ya? Hiç. İnsan kıyıda, kumsalda falan terk eder. Hiç. Ya bu olsaydın? Ama ben sana dedim yeter. O çocuk seni hak etmiyordu yeter. Ya gerçekten. İbo biliyor musun sen benim kankamsın ya. Sağ ol. Canım kankam benim ya. Sen iyi ki varsın hayatımda ya. Sen olmasaydın hayatım gerçekten çok zor olurdu kanka. Bu ayrılığı asla atlatamazdım. Ne demek ya, ben hep senin yanındayım yeter. Hep bir adım uzağındayım. Hep buradayım yani. Hatta bazen gece gizlice evine girmiş. Yatağının kenarında sen uyurken ben sana bakarken böyle. Böyle kulağına ensene böyle. Diye üflerken falan yani. Hep yakınındaydım ben senin yani. Dokunsan hissedecek, sarılsan sarılacak kadar falan yakındım yani. O değil de kanka. Yok kız anlamıyor. Yok anlatamıyorum ya. Ne kadar güzel bir mekan ya. Tabureler falan oho yıkılıyor. Eminim birazdan burada çok güzel müzik çalar. Herkes dans eder falan kanka. Evet. Ya canım kankam İbo ya. İyi ki varsın kanka. Sen olmasaydın gerçekten her şey zor olacaktı. Canım kanka sana sarılmak istiyorum. Evet sarıl evet. Ah yeter. Yeterim. Yeter ya yeter. Ya yeter artık yeter. Yeter be kadın. Bilerek mi yapıyorsun? Anlasana artık anla. Kankam İbo ne oluyor? Niye anlamam lazım? Bak madem ortamda müsait yeter. Evet. Şimdi gözlerini gözlerime kilitle ve sakın sözümü kesme, tamam mı? Tamam. Yeter. Ben evet. Seni evet. İlk gördüğüm günden beri evet. Gerçekten ya bir saniye. Çok ben İbo kankam İbo. Kadın kalp krizi geçiriyor. Suni terapist yap. Çok ölüyor galiba. Çabuk. Sen yeter ki ise tabii ki yaparım. Hadi. Ya. Bir saniye açalım bir saniye. Suni terapist yapacağım. Hıst! Hıst! Sen ilk camışın. Şurada namusumla bir ihtas yapmaya çalışıyorum. Hemen faydalanmaya çalışıyor ya. Irz düşmanı. Fırsatçı manda. Sana itibim. Sakin olun ya. Yanlış aldınız teyzeler. Teyze senin anandır. Evet doğru. Annem de bir teyze ama evinde örgüsünü örüyor. Gelip sizin gibi burada ortamlara girmiyor. Senin ananın içi geçmiş yavrum. Biz ortamsız yapamayız. Evet. Biz her gece bir barda cıppa 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 cıppa. Teyze. Ya çok tatlısınız hem de çok. Ama ya merak ettiğim bir şey soracağım teyze. Bu gece hayatı sizi biraz yormuyor mu? Yok. Biz her sabah bir kaşık pekmez alıyoruz. Ondan sonra alevleri akıyoruz. Teyzeciğim, normalde böyle mekanlara damsız girilmez. Ama siz maşallah temelsiniz ya. O dam var ya, onu ben evin damı gibi o temelden şaka yapayım hiç gülmedim. Hiç olmadı. Affedersiniz de arkadaşımın yanında beni canlı canlı gömmenize izin vermem. Ha hay! Güzel yavrum, il sınırları içinde seni gömebileceğimiz bir mezarlık yok ki. Ya Allah Allah! Dil altı hapı kafa mı yaptı sizde acaba? Ya da hapları mı karıştırdınız? Neyin kafası bu? Menopoz kafası şu.
Ya... Ay İbrahim çok tatlılar. Tamam, neyin kafasını yaşıyorsanız gidin az ötede yaşayın. Hadi biz burada bir şey konuşuyoruz arkadaşımla. İbrahim ne kadar ayıp ya, görmüş geçirmiş teyzeler ya. Ya ne alakası var yeter? Ben burada tam sana aşkımı ilan edecektim, bunlar içine etti. Bak ağzından kaçırdım işte şu anda. İbo, kanka ne diyorsun sen ya? Evet yeter, seni ilk gördüğüm günden beri, 6 günlükten beri seviyorum yeter. Ve yıllardır bu aşkı içimde tutuyorum. Yağ tutmuşsun içinde yavrum. Alma kızım. Aa, çok iyiydi be. Bir daha yap bakayım. O tut ya, açmıştır içimde gül. Keşke şakayı yapıp geberseydim. Bari zirvede bırakırdım. Siz 2 dakika bir orada oturun, bir durun ya. Bir girmeyin araya, tamam mı? Gözünüzü seveyim. Yeter. Ne var İbo? Ne diyorsun ikimiz için? Hadi bir şey söyle bak. Seni benden daha iyi kim tanır ya? Seni hiç kırdın mı, üzdün mü? Ha? Her çağrıda yanına gelmedin mi? Evet ama yani... Aması ne ya? Bir baksana bize, bir bak. Seni deliler gibi seviyorum ve... Bak ne kadar yakışıyoruz. Bir elmanın 2 yarısı gibiyiz. Oğlum sen daha çok elmanın kurdu gibisin. Bana bakın başkalaşım kayaları. Bir daha lafım bölerseniz üstünüze otururum sizin. Aa, çok korktum. Ha. İbo, laf etme şu teyzeleri ya. Tamam, yeter. Ne diyorsun ikimiz için? Hadi bir şey söyle. Ya İbo, ne söyleyebilirim ki? Yani sonuçta sen bugüne kadar benim her zaman kankamdın. Ve sonuçta bir kankayı başka türlü göremezsin. Yani sonuçta bizim senin aramızda sadece kankalık vardı. Şimdi sen bana başka şeyler söyleyip benim kafamı karıştırıyorsun. Ya kızım, ne kadar karışıyor ya? Sen paçalı prenses güvercin, o da karga. Kıza laf soktum gülün. Ya ne alakası var? Benim bir havam var bir kere. Hava mı? Ya adamın sağ omuzuyla sol omuzu arasında saat zaman farkı var. Hala havam var diyor. Laf sustum gülün. Ama öyle demeyin. Sonuçta çocuğun kendine has bir ağırlığı var. Hem de 150 kilo. Nezaket, bu neydi şimdi? Hay neydi yani? Bak seni ekipte... Diskalifiyesin yaparım, atılırsın. Teyzeler, bence biraz abartıyorsunuz. Yani evet İbrahim birazcık... Yani o kadar da tarif ettiğiniz gibi... Yani değil bence. Sadece biraz... Biraz toplu. Biraz toplu mu? Kızım o resmen toplu konut be. Allah Allah ya! Yeter, sen bunlara bakma. Ben yüzmeye falan gidiyorum. Dizime de gireceğim. He, soğursan girer. Yavrum, ya sen hiç balinaların yüzerek zayıfladığını gördün mü? Yetti be! Deminden beri arkadaşımın yanında gömüyorsunuz, hala gömdüğünüz üstüme toprak atmaya devam ediyorsunuz ya! Hayır, siz kim oluyorsunuz ya? Çok affedersiniz, siz kim oluyorsunuz acaba? İbo, çok ayıp! Yaşlı teyzeleri böyle konuşulur mu? Kınıyorum seni şu an! Hayır, yeter! Bir saniye! Her şeyi böldüler, mahvettiler şu anda! Hanım, hanım! Senin pert kaydın var sistemde be! Kilometreni silmişler senin! Evinde örgü öreceğini, gelmişsin burada turtle break dance yapıyorsun. Kaportası hasarlı ama yürüyene iyidir. İnternete koysan 2 günde alıcısı var. Sen sus ya, sen hiç konuşma sen. Mezardan çarşı izni alıp gelmişsin, burada milletin istikbaliyle oynuyorsun. Kızlar, hararet yaptı yük kamyonu. Bana bak. Ortadaki bombolino. Ayıptır be, yaşlı başlı kadın utanmıyor musun? Bu ne ya? Bende de var, yapıyor muyum? Yapıyor muyum? Torunlarınıza şikayet edeceğim, size yemin ediyorum şikayet edeceğim. Yeter artık ama ya. Ne biçim konuşuyorsun teyze? Vallahi gözümde çok düştün yani. Bana ne, bana ne, bana ne? Onlar başlattı, bana ne? Sürdüreceğim sizi bu bardan, şikayet edeceğim görevlilere. Çok ayıp ya. Çok... Basmışım amino asidi, hayvan adam olmuşum. Ergen Başkan, sen niye bu teyzelere atarlanıyorsun bakayım? Siz kimsiniz acaba? Selam. Adım İsmail Başkan. Yazmadığım bir tek kız kulesi kaldı. Vücudumdaki yağ oranı %0.3. Asabiyet oranım %1500. Bak arkadaşlar bana tüy dökücü İsmail derler. İstenmeyen kılların kabusu olurum başkan. Senin kabusun olayım mı? He? Bence hiç gerilmeye gerek yok. He, ne oldu, ne oldu?
Atar'ın senin standby konumunda mı kaldı? Aferin İsmail oğlum, aferin. Ya yaşlı teyzeler bak, size sonra geleceğim. Her gece burada olay çıkarıyorsunuz bak, sizi içeri almayacağım bir daha ha. Pardon, yok, ama gelmeyin. Tamam ulan tamam, yani. Affettim. Son, bu son, affettim sizi. Tamam, onlar uslu uslu duracağına göre hadi artık yeter, bana bir cevap ver, gözünü seveyim. Yani İbo, bu yaptığın şeylerden sonra artık senden hoşlanmıyorum be kanka. Yani arkadaş ayağına bana yürüdün resmen. Bir de teyzelere falan laf ettin. Artık sana güvenemem kanka. Ulan neyine güvenmiyorsun? Sırf bana güven diye seninle beraber ağdaya bile geldim be, ayıp. Neyine güvenmiyorsun ya? Çok özür dilerim. Sen şöyle kenara gel. Güzel bayan bak, yanına sırf yakıştıramadım diye söylüyorum. İlik gibi kızsın. Bu kaval kemiğinin seninle bir alakası yok değil mi? Yok çocuğum, yok. Hiçbir alakası yok. Bak bak, vallahi lik kubası gibi kız. Sen bence bunu kaçırmazsın asıl. Anlaşıldı başkan, anlaşıldı. Sen inceden voltingen bakayım hadi. Ne alakası var ya? Alakayı göstereyim mi? Bak sağla göstereyim, solla göstereyim. İstersen kafadan bodoslama göstereyim. Hiç korkmadım senden, hiç. Ama gidiyorum. Siz de bir çay içersiniz ortak. Çay mı? He? Ay ne bileyim canım, şimdi çay doğru olur mu? Olur olur. Gidenin arkasından bekleme yapma. Geleni yanına al, kalbinde sakla. İlik gibi kızsın. Seni kaçıran kudursun. Ya ne bileyim şimdi, böyle deyince de utandım yani. Gece daha yeni başlıyor. İlerleyen zamanlarda utanırsın. Pek anlayamadım ama. Anlatırız. Anladım şimdi ben. Evet. çok tatlı bir insansınız. Bak başkan, tatlıyla aram yok. Ha. Şu vücut gördüğün komple protein tozu. Ben her gün 10 yumurtanın beyazını yiyorum, sarısını martılara atıyorum. Nasiplensin yavrucaklar. Ne güzel. Bana evet dersen sana gecede iki mekan gezdiririm. Tamam, olur o zaman. Tamam, teyzeler burası size emanet. Gelirse ilginç bir tip, çaktırmadan aşağı it. Sen merak tamam, etme. Tamam abi. Mekanlar nasıl mekanlar? Hadi. Yani. Çok güzel mekanlar. Vallahi çok korktum, kızlar bizi atacaklar buradan diye. Kızlar, bizimkilerin gelmesine çok az kaldı. Hadi vallahi. Makyaj yapmadık. Yapalım. Hemen çıkarın. Ve karşınızda onlar. Herkesin biricik sevgilisi. Barımızın güzide sanatçıları geliyor. 5, 4, 3, 2, 1. Çektin bıraktın, çektin bıraktın, aldın sattın, hadi benim abi. Hadi ağlıyorsa gel oyna, hadi dayı gel. Yıkı serdin, eller aldı, kader beni gıdıkladı. Olur bunun gülsak her yanım, yüz duvara dumanıyor. Gitmedim dinlemedim, tüm şekerim bay bay geri. Olur bunun gülsak her yanım, yüz duvara. Biraz daha mı oynasalar ya? Biraz daha mı acaba?
İster miyiz acaba? Biraz daha... Vallahi tadı damağımızda kaldı ya. Gönderttir kardeş. Kardeş, adreste palmiye bar yazıyordu. Biz yanlışlıkla belediye çay bahçesine mi geldik kardeş? Ya hemen bir celallenme ya Şevket abi. Kitleyi küçük görmek bize yakışmaz. Bu kitleyi küçük görmek mümkün mü kardeş? Resmen Azrail'den izin kağıdı alıp gelmişler. Kızlar, şu uzun boylu olan sabahtan beri bana iş atıyor. Baba, eğer seviyorsan git konuş. Topla cesaretini git konuş. Tamam. Boynu varsa o da sana açılır zaten. Ha. Hadi. Evet, yalnız çukur var mı diye sor. Sen ikinci kadın olursan olmaz. Tamam, çekilin. Michael Jackson dansı mı yapıyor ya? Buyur teyze. Teyze de mi lazım olur? Abi, bu kadının sağ gözü sana fena bakıyor ha. Kardeş, öbür gözü toprağa bakıyor. Akıyor musun? Nasıl teyze? Diyorum ki, kendini okuyup üflüyor musun nazardan? Okumuyorsan ben seni bir okurum maşallah. Pus bıyıklarına nazar değmesin. Amin teyze, sağ ol, sağ ol. Ne diyeceksen hemen söyle teyze. Çıktığım yok. Hayatımın aşkını arıyorum. Mümkünse olgun birini. Ya sen ne yapıyorsun ya? Dürüst olacak zaman mı şimdi Şevket abi? Ben olgunlukta master yaptım bak. Olur mu? Kardeş, tehlike büyüyor. Ya biraz pozitif bak Şevket abi ya. Sonuçta kitleye, kitle bulduk yani Koçekli'yi yayacak. Buldunuz tabii benim küçüğüm. Ben seninle sabaha kadar kaçak oynarım böyle. Ay bu romantizmalar da iyi geliyor ama kaçma gel. Ya sana ne oluyor nezaket ya? Hem bir kere ben esmer severim. Bittim çikolata benim. Negatif bakmanın zamanı geldi. Bunlar Koçekli'yi tarihe gömer bizimle birlikte ya. Ne yapacağız abi? Kardeş, bizim oraların meşhur topuk dansını bildin mi? Bilmem mi? Hadi bakayım kardeş. Hadi babalar. Olmaz bu gecede sabahlar, millet eşine bayra gidiyor.
seni kaldırır.